Sözün özü şu kardeşler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun önünde gözünü bile kıpırdatmayan Ebu Bekir'e karşı nazikti. Adını bile anamıyordu Ebu Bekir'in. Osman'ı da öyleydi, Ali'si de öyleydi. Nazikti. Merhametliydi. Alttan alıyordu. Mütevaziydi. Ama kaba saba adamlara karşı da öyleydi. Kendisine hakaret etmiş, şiirler yazmış adam bile Mescid-i Nebi'de onu ziyarete geldiğinde kimdir diye sordu. Dediler ki filan kabilenin büyüğüdür, ağasıdır ya Resulullah dediler. Geldi, oturduğu yer çakıldı. Hadi aleyhissalatü vesselam Efendimizin mihrabı, mescidi çakıl düşeliydi. Adama dedi ki bir dakika dedi. Çıkardı cübbesini, dörde katladı, yere koydu. Sen ihtiyar adamsın, bu çakıllara oturma, bunun üzerine otur dedi. Müşrik adam, putperest adamdı. Bana mı diyorsun Muhammed bunu dedi. Sen yaşlı adamsın, kabilenin de büyüğüsün, alışık değilsin çakılda oturmaya dedi. O zaman kafir olarak bu cübbenin üstüne oturulmaz, hele bir iman edeyim ben dedi. Müşrik adama bile merhameti vardı. Ebu Cehil'in oğlu sövme savmalı hakaretler yaptığı için gördüğünüz yerde onu öldürün dedi. Sonra karısı dedi ki İkrime. Karısı dedi ki ona İkrime be, bu Muhammed çok merhametli biri dedi. Affeder seni, sen merak etme dedi. Çok kötü karar vermiş dedi. Benim ölümümü karar vermiş. Beni affetmez o dedi. Ya git affeder diyorum sana dedi. Ebu Cehil'in oğlu Mekke'nin fethinden sonra o da yüzünü gözünü bir başörtüsüyle kapattı. Kadın kılığında Efendimizin önüne geldi. Dedi ki Muhammed, yüzü gözü kapalı adamları da affediyor musun sen dedi. Sesi tanıdım dedi. Sen Ebu Cehil'in oğlusun dedi. Biz iman eden herkesi affediyoruz dedi. Gitti. Ebu Cehil'in oğlu da o kadardı. Karısı, o da müşrik olduğu halde bu adam çok merhametli, affeder, git buna dedi. Ölüm kararı çıkmış birisine bile merhametle muamele etti. Hiçbir baba merhametin dışında sopasını, harçlık vermeme cezasını, evden uzaklaştırıp dedesinin evine atma cezasını Resulullah'a mal edemez. Ebu Cehil'in oğlunu bile evinden atmadı. Ebu Sufyan kayınpederiydi. Medine'ye geldi, müşrik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından bir tanesi onun kızı. Dedi ki ya Resulallah, babam olur ki beni ziyarete gelir, bu eve sokayım mı onu dedi. Tabi ne demek bu ya, baban tabi alaka göstereceksin dedi. Geldi, bir sene sonra Ebu Sufyan da Müslüman oldu. Merhamet. Bu işin özü merhamettir. İyi çocuğa, yaramazlık yapmayan çocuğa, kız gibi erkek çocuğa herkes merhamet gösteriyor zaten. Puan almış, lüks puanları var çocuğun. Dershaneler peşinde koşuyor, okullar peşinde koşuyor. O çocukla herkes uğraşır zaten. Hoca efendi, ey cami imamı, ey müezzin, ey Allah'a davet eden, kimsenin yanına sokmadığı bağımlı filan şeyin bağımlısı çocuğu sen kurtaracaksın. Çünkü sen Resulullah'ın vekilisin. Öbürleri dershaneden, okuldan ticaret yapıyorlar. Zeki çocukları toplamasa onlar para bulamazlar, reklam yapamazlar. Sen cennete adam topluyorsun, sen atamazsın, sen alacaksın, sahip çıkacaksın. Kardeşler, Resulullah peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, namazda peygamberimiz, siyasette peygamberimiz, ekonomide peygamberimiz, ailede peygamberimiz, bedevilerle, köylülerle, kaba saba adamlarla ilişkide peygamberimiz, örneğimiz yani. Ahlakta peygamberimiz, nezakette
Peygamberimiz ciddiyette de peygamberimiz.